günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle patik ucunu başlayacağız. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar, videomda üstten anlattığım için oraları hızlı hızlı geçiş yapıyorum. Fazla videom uzun olmasın diye. Bunun için ben şimdi patik ucunu başlayacağım. Merak edenler, nasıl yaptığımı merak edenler buradan bakıp daha sonra da örneğe geçerek yapabilirler. Şimdi bunun için arkadaşlar ipimizi, tığımızı alıyoruz. Toplamda 15 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane zincirimizi çektik. Yalancımızı alıyoruz. Bakın 1, 2, 3.sine batıyoruz. Zincirimizin 3.sine batıyoruz ve 2 tane trabzan oluyor. Baştaki zinciri de sayıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çektik. Şimdi bir iki tane zincir daha çekiyoruz. Battığımız yere tekrardan, bakın aynı yere batıyoruz. Tekrar şimdi bakın bu şekilde dönmüş olduk. Zincir çekip battık. Dönmüş olduk. Şimdi her trabzanın karşısına batarak karşı tarafa geçiş yaptık. Bu şekilde arkadaşlar, bakın her trabzanın uç kısmına batarak tekrar trabzan yapmış olduk. Arttırma işlemlerimiz, yanlarda arttırıyoruz. Bakın burada tekrar 1-2 zincir çekiyorum. Bakın bu battığım yeri tekrardan batıyorum. Ve bu şekilde bakın şimdi üste geçmiş oldum. Bakın yaptığım sıra bura. Ben şimdi üste batacağım. Yine aynı şekilde her trabzanın başına batarak yan tarafa geçiş yapacağız arkadaşlar. Yan tarafta da arttırma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Her iki tarafta, her iki yanda arttıracağız. Bakın normal trabzan uç kısmı katlanmaya başladı. Bakın bu iki tane demin zincir çektiğimiz yer, buraya bir trabzan yapıyoruz. İki trabzan yapıyoruz. Üç, toplamda dört tane olacak. Dördüncü trabzanımızı da yaptık. Bakın şu şekilde. Tekrar trabzan olan bölümümüze geçiyoruz. Yan tarafına gelene kadar örüyoruz. Yan tarafa gelince tekrar zincir çektiğimiz bölüme 4 tane trabzan yaparak gene arttırmış olacağız. Arkadaşlar eğer zinciriniz bol olursa bir tane de çekebilirsiniz. Bakın zincir yerine geldim. 1 battım. 2 battım. 3 4. Tekrar bakın burada yanında hemen olan trabzanıma batarak devam ediyorum. Tekrar her trabzanın başına bu ön ve bu burada, bakın ön bir ön olacak, biri arka olacak. Buralarda her trabzanın başına birer kere batıyoruz. Bakın arkadaşlar patik ucumuz şu şekilde çıkmaya başladı. Ben patik uçlarımı arkadaşlar genelde 49-48 ilmek olana kadar arttırıyorum. Şimdi de ben kendi yaptığıma göre göstereceğim size. Bazı patiklerimde 13. sırada, bazılarında 14. sırada model vermeye başlıyorum. Ben kendi yaptığım şekilde size göstereceğim. Bakın yan kısma geldim. Şimdi burada gene bir batıyorum. Yalancımı alıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Burada bir tane arttırdık. Şimdi yanındaki trabzana batıyorum.
Tekrar aynı yere batıyorum. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu tarafta da arttırmış olduk. Gene bu tarafı her trabzana bir kere batarak devam ediyoruz. Yan tarafa gelince gene aynı işlemi yapacağız. Ta ki 48 ya da 49 ilmek olana kadar. Normal trabzan buralar. Evet bakın yana geldim. Bir batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi yanındaki trabzana batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Gene bu yanda da arttırma işlemi yapmış oldum. Bakın arkadaşlar iyice kendini belli etti. Tekrar normal trabzanlarımızı aynı şekilde yaparak ben bu trabzan buraları arkadaşlar normal trabzan olduğu için hızlı hızlı yaparak geçiyorum. Tekrar yan kısma geldik. Burada arkadaşlar bir batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Yalancımı alıyorum. Yanına batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Gene trabzan olan bölümümüzde her trabzana arttırma yapmayacağımız için her trabzana bir kere batıyoruz. Sadece yan kısımlarında ikişer kere arttırma yapıyoruz. Şimdi yan kısma gene geldik. Bakın. Battığım yere tekrar batıyorum. Arttırdım. Yandaki trabzana batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Gene arttırma işlemi yapmış oldum. Bakın yanlarda sadece yanlarda. Ön ve arkaya gelecek kısımlarda arttırma yok. Her trabzanın başına da bir kere batıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 48 ya da 49 trabzan olana kadar devam ediyoruz. 48 ya da 49 dememin sebebi bazı modellere tam 48 tam düşüyor. Bazılarına da 49 düştüğü için onu modeli koyarken kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 48 olana kadar devam edeceğim. Evet yine yan kısma geldik. Yan kısımda batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Yanındaki trabzana geçiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Gene arttırma işlemi yapmış oldum. Bakın patik ucumuz daha da belirgin oldu. Bu şekilde kaç sıra olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. Şimdi 10'uncuyu yapıyoruz. Normal trabzan. Gene her trabzanın başına bir kere batarak yan tarafa geçene kadar bu şekilde aynı işlemi uyguluyoruz. Sadece iki yanlarda arttırma işlemimiz var. Diğer taraflarda normal trabzanımızı yapıyoruz. Bakın gene yana geldim. Şimdi bir batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Yalancımı aldım. Yanındaki trabzana battım. Tekrar aynı yere battım. Gene arttırma işlemi yaptım. Şimdi normal trabzan olarak devam ediyorum. Şimdi trabzanlarımızı da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Bu da 45. 45 tane trabzanımız var ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da sıra yapmışız. Tekrar arkadaşlar yan kısma geleceğiz, arttıracağız. Evet
normal trabzan burası arkadaşlar. Burayı normal trabzan olarak hızlı hızlı geçişimizi yapalım. Yan tarafa gelince de yine arttırma işlemimizi yapacağız. 45 trabzan dedik. Şimdi iki tane daha yapacağız. Bir arttırdım, yanına geçtim, battım, tekrar aynı yere battım. 45 dedik, iki tane daha arttırınca 47 oldu. Şimdi gene bu yan, ön veya arka tarafa gelecek patiğimize gene trabzan olarak gene devam ediyoruz bu kısmı. Yan tarafa gelince de bir tane daha arttıracağız. Sadece bir tane 48 olması için. Daha sonra da diğer patik ucunu başlama şeklimi göstereceğim. Bakın buralar her trabzanı bir kere. Buralar trabzan olduğu için arkadaşlar hızlı hızlı geçiş yapıyorum ben. Eğer seyrederken hızlı diye düşünürseniz üst köşede 3 tane nokta olan yere basarak yavaşlatabilirsiniz. Şimdi battım, tekrar aynı yere batıyorum. Toplamda 48 ilmeğimi yaptım. Burası normal trabzan olarak gene devam ediyorum. Şimdi 48 ilmeğim oldu ve benim sayış şeklim hep bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani 2 sıra ya da burayı da kadar yapınca 13 sıra modeli koyma şeklimize göre dedim arkadaşlar. Patik sıramız arttırmaya kadar olan bölüm bu şekilde. 14 sıra veya 13 sıra şeklinde yapıyorum ben modelin şekline göre. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer patik başlama ucumuza geçiş yapalım. Şimdi bunun içinde bir sihirli halka denilen model var. Bir de arkadaşlar benim hesabımda takipçilerimden genelde sihirli halka yapamıyoruz dediler. O ipi sonradan çekme işlemi biraz zor oluyormuş. Kapanmıyormuş tam. Onun için ben şu şekilde yapıyorum. Bakın bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ucuna en ilk zincir çektiğim yere batıyorum. Yalancısız. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Ve burayı daire yaptığım yere toplamda 13 tane trabzan yapacağım. 13 tane olacak arkadaşlar. İlerledikçe biraz zor oluyor ama o şekilde de kapanıyor. Evet, sayalım trabzanlarımız 2. Şöyle 2 4 6 8 10 12. Bir tane daha yapınca 13. trabzanım. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Oldu. Şimdi ilk yaptığım trabzana zincirime batıyorum. Yalancısız. 3 zincir tekrar çektim. Zincir çektiğim bakın şu kısma tekrar batıyorum. 2 de çıkıyoruz. Yanına batıyorum. Tekrar batıyorum. Burada da arkadaşlar her trabzanın başına çift batarak arttırma işlemimizi yapacağız. Her trabzana çift. Toplamda 26 tane trabzanımız olacak. Her battığımız trabzana çift batarak bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar yapalım. Evet arkadaşlar sıra sonumuza geldikten sonra bakın bu ilk başta çektiğimiz zincire batarak orayı sabitleştirdik ve şimdi üst sıraya çıkıyoruz. Bunun için de 3 tane zincir çekiyoruz. Bakın arkadaşlar ilk 5 zincir çektik. Sonra üstüne 13 tane trabzan yaptık. Daha sonra üste geçtiğimiz zaman da her trabzanı çift battık. Şimdi de 3. sırada da bakın buraya zincir çektim. Bir daha battım. Yanındakine geçiyorum. Sadece bir kere batıyorum. Yanındaki trabzana geçiyorum. Burada da 1-2 kere aynı trabzana batıyorum. Yanına gidiyorum. Buraya bir kere. Yanındakine geçince 2 kere. Yani arkadaşlar bir tek bir çift olarak bu sırayı da bu şekilde devam edeceğiz. Bakın tek yaptım. Şimdi çift. 2 kere batıyorum. Şimdi yanındaki trabzana geçince bir kere batıyorum. Yanındakine geçiyorum. 2 kere.
Bu şekilde de arkadaşlar sayımız ilk sıramızda 13'tü, ikincisinde 26, üçüncü sıramızda da toplamda 39 tane trabzanımız olacak. Bu şekilde de bu sırayı devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda 39 tane trabzanımız oldu. Bakın burada ilk başta çektiğim zincirin başına batıyorum. Bu sırayı bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi üst sıraya çıkmış oldum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Burada da arkadaşlar bakın bunu bir trabzan olarak sayıyorum. Yanına batıyorum, ikinci trabzan. Yanına batıyorum, üçüncü trabzan. Yanına batıyorum, dördüncü trabzan. Tekrar dördüncü trabzana tekrar batıyorum. Yana geçiyorum, bir kere batıyorum. Yanına geçiyorum, ikinci olarak tek batışım. Yanına gidiyorum, üçüncü. Yanına, dördüncü trabzana bir kere daha batıyorum. Yani arkadaşlar 3 tek, dördüncü çift trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın çift yaptım, 1 2 yaptım, üçüncü trabzanım, dördüncü trabzanım ve tekrar dördüncü trabzanıma tekrar battım. Bu şekilde de arkadaşlar bu sırayı yapacağız. 1 2 3 4 dördüncüye tekrar. 1 2 3 4 dördüncüye tekrar. Bu sırayı da bu şekilde arkadaşlar. Burada da toplamda 48 tane trabzanımız olacak. Bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bitirdim. Bakın bu ilk başta zincir çektiğim yere batıyorum. 3 tane de zincir çekiyorum. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4. sıradayım. Ve benim burada 48 tane trabzanım oldu. Normalde ben 38 numara ayağa göre 48 tane trabzan yapıyorum. Ama modelin düşme sayısına göre bazen de 49 yapıyorum. Eğer 49 yapacaksak, bakın burada zincir çektiğimiz trabzanımızın aynı yerine alta, bakın şu şekilde batıyoruz ve 49 tane trabzanımız oldu. Bu sırayı daha arttırma yapmadan devam edebiliriz. Eğer 48 numara bana yeterli derseniz bu sırayı hiç arttırma yapmadan bitirebiliriz arkadaşlar. Ben genelde 48 kullanıyorum dediğim gibi, ama modelin düşme sayısına göre bazen 49'da yaptığım için bu şekilde de tam geliyor. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da arttırma daha yapmadan son sıraya gelene kadar yapalım. Ama arkadaşlar bu şekilde yaparsak, yuvarlı halka yaparsak, bakın 1 2 3 4 5. sıradan sonra modeli koyarsanız bakın uç kısım bu şekilde oluyor, daha düzgün oluyor. Bu sırayı da arkadaşlar daha arttırma yapmadan sıra sonuna kadar geleceğiz. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna geldim. Tekrar buradaki ilk başta zincir çektiğim yere batıyorum başına. 1, 2, 3. Daha sonra model koyacaksak koyuyoruz. Bakın bu şekilde yaptığımız yeterli. Bakın yuvarlak yaptığımız zaman bu şekilde arkadaşlar, normal yaptığımız zaman da bakın şöyle köşeli olmasını isterseniz de patik uçlarımız bu şekilde. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.